Selamünaleyküm canlar. Bugün Süleyman arkadaşımın iş yerine gidiyoruz. Orada oğlum Fatih de çalışıyor. Orayı sizlere göstereceğim. Hayırlı günler, hayırlı seyirler. Selamünaleyküm canlar. Bugün arkadaşım ve kardeşim olan Süleyman Yüksel'in firmasına geldik. Oğlum da burada çalışıyor. Süleyman kardeşimin oğlu da benim oğlum yıllardır arkadaşı. Hatta ilkokuldan, kindergarten'dan beri arkadaşı. Ziyarete geldik. İşte çekiyoruz. Ali Osman kardeşim. İyisiniz inşallah. Allah çok şükür iyiyiz. Ali Osman derken unutmadan geçmeyelim. Benim ilk başladığım günden beri, 20 seneden beri benim yanımda arkadaş. Allah razı olsun. Bir sayemizde bir yerlere kadar geldik, Allah çok şükür. Süper. Hep beraber. Hep beraber inşallah. Hayırlı olsun Yükselciğim, Süleyman'cığım. Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Ama geleceğin ustaları bunlar. İnşallah, inşallah. Ben emekliye mi ayrıldım şimdi o zaman? Sen dedin ya ben giderken gideceğim ama biraz zor gibime geliyor. Hadi. O karar bende. Ben ne zaman bunu yollarsam o zaman sen de otomatik yollarsın. Hoş bir geçer. Yüksel bitti, Ali Osman da bitti. Evet. Ben bitmedim ki hiç. Süleyman olmadığı yerde Ali Osman yok. Ben bilmiyorum, Fatih'e kıyamam herhalde. Bizim daha var abi. Bizim var daha, biz daha onlar, yine onlar bu firmanın geleceği. Gençlerin önü açık. Aynen öyle. Aynen öyle. Fatih, bizim grubun bir parçası canım. Nereye giderse gitsin. Bu arada babası buradayken söyleyeyim. Fatih dişlerini bana emanet edecek inşallah ileride. Onların dişleri benim. Ben söyleyeyim. Mirası ben kurmuş oluyorum yani. Öyle anlaşmamız var. Bu da şahit olsun. Tamam. Allah razı olsun. Kayıtlı. Burada çalışan evet. Herkesten memnunuz çok şükür. Bizde zaten hep böyle işçi patron şeyi yok. Biz hep kardeşçe çalışıyoruz. En güzel o zaten. Aynen. Yani aynı göz seviyesinde. Mutlu evet. Bir şekilde iş yapmak kadar güzel bir şey yok. Burada herkes her şeyin çalışıyor. Herkes aynen. İşini biliyor. Hiç kimseye emir vermeye de gerek yok. Aynen öyle. Aynen. O iş öyle. İşte Ali Abdaylı'nın sorumlusu. Oğlum. O her şey ondan sorumlu. Aynen. Kapı benim. Süper. Aynen. İşte Ali Abdaylı'nın, Ali Osman'ın ikimiz. Bu buranın komple sorumlusu beyefendi. Hüseyin Bey de büro işini. Muhasebe. Muhasebe. Bugün Tavras'la da konuştuk. Onu da halledecekler inşallah. Biraz daha işleri profesyonelleştirelim. Her şeyin hayırlısı. Aynen öyle vallahi. Fazla strese gerek yok. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Öyle. Bugünün yarın da var. Aynen, Allah muhabbetimizi, birliğimizi bozmasın inşallah. Amin. İşte üçüncü jenerasyon burada. Aynen öyle. Babalarımız arkadaştı. Yani, Süleyman'la biz arkadaştık. Şimdi çocuklarımız aynı. Aynen. Yani almaya da işte böyle hayat devam öyle ediyor. De devam eder inşallah. Bugün i̇nşallah, yani. İnşallah. Ama yeni nesiller daha renkli geliyor. Nasıl yetiştiğine bağlı bakalım. Ya ben inanıyorum ki bunlar hani bayağı güzel bir şeyler yapar diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü bizim şimdi eğitim olarak biz biraz eğitimimiz kaba. Şimdi bunlar işi daha böyle daha çok teknik. Aynen, daha çok teknik, daha çok dokümana dökerek evet. Dokümanları hani kağıt kürek işleri olsun, bunlar daha iyi basıyor bunların kafaları. Hayır, zamana ayak uyduruyor. Yeni gençlik zamana göre. Biz aynen. Daha geride geliyoruz. Biz geri kafalıyız bir yönde. Gibi yani. Ya bizde hala Anadolu'luk var ya. Aynen. Var var. Yani ister Allah'a istemez. Çok şükür var. Aynen evet. Öyle. Hala Anadolu'luk, o köylülük var. Aynen. Bir an önce bunlar da işe sarılsınlar da işleri şey yaptılar, ondan sonra desinler hadi babalar siz artık yavaş yavaş gidin bakalım. Doğru desin. Ayancık. Aynen. Doğru, Ayancık müfettiye mi? Doğru Güney. Seni yollayalım 2 seneye en geç Türkiye'de, 5 seneye biz de gelelim peşine. Oo. İnşallah oğlum. Ama siz buraya devam edin, devam edin. Bak burada bayağı güzel bir şeyler var. Devam edeceğiz canım. Ama Türkiye'de bir İnşallah. Şey kurmamız lazım. İnşallah eğer o da gelir. Hani ben o da sevinirim yani. Tabii ben mutlu olurum. Kesinlikle. Hani bir yerde bir destek olacaksa kendimize zaman destek olalım. Benim ilerisini nasıl gördüğümü anlatayım. Hı hı. Burada Almanya'nın nasıl denir? Wissen, ne oluyor Türkçesi? Bilgisi. Bilgisini alıp burada öğrenip sistemi kurup Türkiye'ye taşınıp Türkiye'de onu ilerletmek, geliştirmek. Geliştirmek. Aynen.
Türkiye'de öyle devam etmek istiyor. Buradaki bilgiyi alıp Türkiye'de yok çünkü bu bilgi. Yani çok az var yani Türkiye'de. Eksik çok. Yani Türkiye'de eksik çok var da Türkiye'de çok. O bilgi olsa bile aynen. Gerçekten bu Alman prensibi, yok. Alman düşüncesi, Alman yapısı yani Türkiye'de kesinlikle yok. Kesinlikle. Türkiye'de vur kaç. Yani kesinlikle. Ne iş yaparsan yap vur kaç. Yani. Ama burada gerçekten bir Alman burada prensibi. Burada bir devamlılık var yani. Hani biz burada şimdi hani kendi biliyor, memleketimizi kötülemek amacıyla değil de yok, Türkiye. Kendi devletimize, kendi memleketimize hani bir şeyler götürebilirsek ne mutlu bize. Mesela burada çok güzel yetişen elemanlar var. Bunlar buradan mesela bir şeyler kapıp kendi memleketimize gidip orada işi daha büyütmek. Ben mesela şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben kesinlikle zannetmiyordum ve inanmıyordum görene kadar. Türkiye'de neler oluyor, ne makineler var, neler var, neler yok bilmiyorduk. Geçen eşimle birlikte bir şeye gittik. Fuara. Fuara gittik. Hı hı. Orada makineleri gördük. Bu özellikle Durman'ın. Abi. Ne makinası? Bu lazer kesim, büküm. Aha. Komple. Pres olsun. Metal üzerine. Bu saçları bükme olsun. Hı-hı. Otomasyon. Hı-hı. Aynen. Mesela CNC makineler olsun. Büyük 10 santim, 12 santim kalınlığına kadar demirleri kesen bu leze makineler olsun. Abi ben kendi gerçekten gözlerime süper. İnanamadım ve gururlandım. Neredeyse ağlayacaktım yani. Süper. Hani, fuar neredeydi? Stuttgart'taydı. Stuttgart'taydı. Vay be Almanya geldi ha. Aynen öyle. Bütün makineler Almanya'ya geliyor. Ve bu arada reklam amaçlı değil de Kar Metal diye bir şirket var Adapazarı'nda. Hı hı. Bunlar metal destere kesim üzerine, metal kesme üzerine. Böyle bir şey Almanya'da bile yok. Burada süper. Mesela bir arkadaşın iş yerinde gördüm ben onu. Bu Kar Metal'ın makinasını, ZG'sini. Süper. Adam diyor ki, siz diyor neden diyor gelip buralarda araştırıyorsunuz? Her şeyin en iyisi, en güzeli sizin memleketinizde var. Bak biz bunlardan mesela bilinçli değildik, bilmiyorduk. Hı-hı. Çünkü araştırmadığımız için. Hani mesela geçen şeye gittik, Bestline'ın oraya. İçeride hep bütün makineler Türk makineleri. Adam Türkiye'den makine getirir. Burada satıyor. O kesme makineleri, bükme makineleri, boru bükme makineleri. Türkiye'de gerçekten dehşet makineler. Son şey yıllarda söyleyeyim. Müthiş atılım oldu ya. Gerçekten. Çok felaket yani. Mercedes'in yıldızı var ya. Hı-hı. Türkiye'de o bile Türkiye'de yapılıyor. 35-40 yıldan beri Türkiye'de yapılıyor. Aynen, aynen. Ve bunu bilmiyoruz biz biliyor musun? Evet. Ben biliyorum. Mercedes'in yıldızının Türkiye'de üretildiğini aslında biliyorum. Aslında Türkiye'de aynen. Neler var. Tabii. Ben inanıyorum Türkiye gerçekten geleceğin ülkesi. Ben buna çok kesinlikle inanıyorum. Aynen. Ama İnşallah. Millet ayak uydurması lazım. Millet aynen. Yavaş i̇şte yavaş ayaklanması prensip, disiplin. Lazım. En büyük disiplin, eksikliğimiz aynen. Prensip ve disiplin. Yani sabah 9-10'da işe gitmeyeceksin. Tabii canım. Biz burada yani nasıl sabah Almanlardaki prensip ve disiplin bizde olması lazım. Aynen öyle. Yani. O olduğu zaman Türkiye kimse tutamaz. Çünkü kesinlikle. Türkiye'de genç nesil çok büyük. Ama işte prensip ve disiplin eksikliği var. O da olur inşallah ya. İnşallah zamanla. Eksiklerimiz tamamlanacak inşallah. İnşallah. Bu arada senin de ayaklarına sağlık. Eli boş gelmemişsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Oldu. Dostluğun için, İnşallah. Yakınlığın için. İnşallah. Böyle bir güzel evlat usta yetiştirdiğin için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Grubumuz yine tamamlandı çok şükür. Aynen. Önemli olan insanın mutlu olduğu yer. Aynen, aynen. Aynen. İnsanın mutlu olduğu yer. Bir de atasözümüz diyor ya. Tilkinin dönüp dolaşacağı kürkçü dükkanı. Doğru. Geldi kürkçü dükkanı. Doğru. Yani bana dedi baba ben mutluyum orada. Aynen. Ben dedim oğlum nerede mutluysan orada çalış. Orada kimse, kal. Kimsenin ne dediğine ne şey yaptığına kesinlikle. Kulağı açma. Biz kesinlikle. Burada Allah'a çok şükür birlikte beraberlikte çalışıyoruz. En önemlisi o. Kimseye kulak asmayacaksın. Mutlu olduğun işi yapacaksın. Mutlu olduğun yerde kalacaksın. Aynen. Çok şükür mutluyuz. En güzel o. İnşallah mutluluğumuz böyle şey devam yapalım. Olsun. Fatih. Devam etsin. İnşallah. Oldu. Öpüyorum hepinizi. Eyvallah kardeşim. İşte bak gördüğün gibi bunlar benim projem. Hı hı. Bunları hep kesip doğruyorum. Ondan sonra keşelerini zımparalıyorum, delik deliyorum. Hepsini hı hı. Hazırlayıp sonra masada işte şunları hep diziyorum buraya göre. Sıkıştırıyorum masaya. Hı hı. Kaynak makinesinden bir nokta alıyorum köşelerine. Öyle devam ediyoruz işte. Hı hı, süper. Ondan sonra bu bittikten sonra merdiven olacak. İki tane parça yapacağız bundan. Bir sağlı, bir sollu. Aynen, merdiven olacak bu. Bu merdiven için değil mi? Evet. Ali çizimlerini yapıyor. Hı-hı. Çizimlerini hazırlıyor hep bana. Bilgisayardan çizimlerini çıkarıyorsunuz. Evet.
Burada görüyorsun neyin ne olduğunu. Hı-hı. Uzunlukları. Aynen, uzunlukları. Derece falan 45 derece. Hı-hı. Deliklerini deliyoruz. Hı-hı. Çeşit çeşit projeleri yapıyoruz. Aynen. Aynen. Şurada da var bir tane. Bu yağ tübalahım. Yani giriş kapının oraya şey olacak. Cam. Hı-hı. Bu duvara monte ediliyor. Şuradan iki tane boru gelecek. Camlar da alttan üstte şey oluyor, paça. Hı-hı, süper. İşte burası da şey... Lager. Demirlerimizi hep buraya koyuyoruz. Hı-hı. Buradan kestikten sonra makinemiz orada deliyoruz. Bu taraf demir taraf, öbür tarafta çelik. Çelik tarafı. Evet, sadece çelik. Onları hep ayırmamız lazım yoksa çelik paslanıyor. Aynen. Çelikle demiri de şey aradan biraz alman lazım yoksa paslanıyor. Kozda. Kır atalım mı dışarı? Atalım abi. Şöyle biraz daha çekeyim de. Bunlar da merdivenlerin. Evet bak burada çelik kaynadıktan sonra biraz siyahlaşıyor. Hı-hı. Siyah oluyor. Burada bizim Orhan abimiz var. O temizliyor. Hep temizliğini yapıyor. Pole ediyor, zımparalıyor. Bilansını çekiyor. Süper. Aynen. Bu mesela böyle gözüküyor. Simsiyah. Ya. Bittikten sonra... Buradan biraz çıkıyor. Çelik kaynağı böyle gözüküyor. Teğerseniz. Süleyman ne oldu? Evet Hüseyin, kolay gelsin. Senin yerin sıcak ya. Sizin sayınız daha basit. Evet, hatırlar daha basit, mısın? Sorun değil. Harika. Aynen. Abi bu işte 3 boyutlu basıcı. Hı-hı, aynen. Şu anda ne dürüken yapıyorsun? Şu an lastik basıyor abi. Bizim gelendaların, gelen sistemlerimiz var. Hı-hı. Ona lastik basıyoruz. Harika. Burada var mı Hüseyin'in? Yani? Bak onlar orada. Hı-hı. O lastik kaç saatte bitiriyor? Abi bunu 10-20 dakikada basıyor. 20 dakikada yani. Bitiyor ha, vay be. Harika bir şey. Bu şimdi yavaş basıyor lastik olduğu için. Normal plastik bastığı zaman acayip hızlı basıyor. Vay be. Bunlar takıyorsunuz onu eriterek. Aynen. Saniyede 500 milimetre basıyor yani. Vay be. Süper. Harika. Demek şu an ikincisini sallıyor. Bunlar nasıl? Süper. Geçen İsmet Han da şey yapmış birkaç tane. Aynen, acayip hoşuna gitmişti. Yaptık bir şeydi. Süper, güzel bir şey. Harika. Bu da kasası, onu üstüne koyuyorsun yukarı. Hı-hı. Bu istediği şeyi. Ondan sonra mesela rengi falan basıyor. Değişik renkli basabiliyorsun böyle. Hı-hı. Bu motorboard şey yapmıştık. Mesela roto tutuyorsun yani. Bu şarjları takmak için arabada. Arabaya asıyorsun, şarjları takmak. Harika. Düşünme. Kolay gelsin. Harika. Tek gözüne dikkat et biraz.
Kaynağa başlıyoruz. Bugün dışarı gidiyor musunuz? Efendim? Bugün dışarı gidiyor musunuz? Dışarıda işiniz var mı? Bugün dışarıda işimiz yok. Yok mu? Yarın gideceğim bir yere. Yarın? Yarın. Birkaç gün dışarıda gideceğim. Güzel. Burada endüstri gibi tol olarak bayağı büyüyor. Oraya da yapıyorlar bir şeyler değil mi? Yapıyorlar. Mala fırlayalım mı? Yok. Mala fırlayalım mı? İleride Zankuru. Sandro da buraya yattı. Zankuru şu ileride, burası onun kayınpederi. Kayınpederi mi? Ne yapıyor? Kayınpederi ne iş yapıyor burada? Sandro. Alt mekanik ya, o da pilot. Sandro'nun işi var da, herhalde bir çizgi falan var. Sandro'da